Unutmayın, teller arasında 4 ses olduğunu unutmayalım. 4 ses. Her tel arasında 4 ses fark var. Bu tellerin yurt dışına satılıyor mu yoksa Türkiye'ye özel mi yapılıyor? Türkiye'de de yapılıyor da yerli tel dediğimiz teller bizim tabir ettiğimiz kalitesi düşük. Nedenleri şöyle, gördüğünüz gibi odumuzda daha bak iki plastik tel var. Bizim balıkçı oltasının misinaları gibi. Bu plastiklerin, tellerin sol, en alttaki teller milimetresi daha incedir. Dikkat edin, zaten görünüyor. R'lerin daha kalındır. Çünkü biliyorsun teller inceldikçe tiz ses verir, ince ses verir. Neden o? Ha, kalan tellerin yapısını söyleyeyim ben size. İpektir işleri. Bildiğimiz ipek. İpek ip. İpek ipin dışına da çok ince, saç kılından daha ince böyle makine böyle sarmış ipeğin üzerine sarıyorlar. Tabii bizdeki ipek, Türkiye'deki ipek kalitesi olunca istenilen güzel ses, daha güzel, hoş bir tını vermiyor. Bütün yeni yapılan ulduların çoğuna da eğer ustayla yaptırırsanız bile herkes yerli tel takarlar. Labeller biz sonradan değişiyor. Çünkü o da dolarla alıp da bunun üstüne monte etmeye şey yapıyor adam. Çünkü parası artıyor. Yerli tel takıyoruz, satıyor vatandaşa. Doğaldır bu yani. Demek ki lağların en incesi olduğu için, bu metal tellerin, ipek tellerin en incesi lağ olduğu için çok çabuk kırılır. Diğerler biraz daha dayanıklıdır. Bu eşlemeyi unutmayın. Bir de mümkün olduğu kadar kudunuzun bulgularını nereye takıldığına karar verin artık yavaş yavaş. Siz de evde bakın, işte tekrar ediyorum. Bak, utlara eğer tümü bozuksa, tellerin öncelikle R'lerden başlanır akorda. İlk teller. Siz de öyle yapın. Türk müziğinde de öyledir. Neva. İlk akor sesi Neva'dır, R. Sonra diğer tellere geçin. R'ler, üstte ilk iki teller. Soller, en alt gerdaniye telleri ikisi. Bakın, üst, alt diye değişik gidiyorum şimdi. Nereden? Alt telin üstlere doğru vurguları gösteriyorum ya, sırasını böyle bilin bak. Alttan üste doğru. R'ler, alttan ikinci tel. Soller en alt teller. Sol, gerdaniye. Şimdi sırada la var değil mi? Üçüncü tel. Üçüncü sırada. Tekrar üste çıktım ikisi. Bak la'la. Tekrar alta indim. La'nın üstünde hangi tel var? Mi. İlk derse başladığımız mi'ne. Tekrar alta indim ikişer. Bakın böyle düşünün bak. Sol, re. Sol, re, la, mi gibi. Ama re'den başlayacağıma göre bak. Re'ler, soller, la'lar, mi'ler. Ha. Bizim hocanın taktığı tellerde si'ler. Deminki çalıştığımız kaba buğselik telleri. Beşinci tel. Si'ler, o kaba buğselik çaldığınız demin. Son iki bulgudur. Ha. Fa diyez teli dediğimiz. Eviç deriz biz buna. Eviç. En kalın bu üstteki tel, tek başına olan. Bu bizde fa diyez sesini verir. Şeyde de piyanolarda, akort düdüklerinde de o telin karşılığı yazılı zaten, görüyorsunuz orada. Tellerin üzerinde de örneğin piyanoda diyor, re tuşuna bas diyor ilk başta. Sol telin en alt diyor, şunu akort edersin diyor. Bu tellerin üstüne onları okuyun, uygularsınız zamanla ki çalışacağız gibi. Bulgularda bu. Ama bazılarınızın bulguları şu anda hangi hatırlamıyorum. 2-3 arkadaşımızın tellerini ben takmadım yani. Ya. Unutmasınlar onlar ki uyarmışımdır ben. Şu si'ler burada olması gerekirken, yani şu üstten ikinci, beşinci tel. İki si'nin üst telini buna takmışlar, alt telini buna takmışlar. Bak şuna, şu ikisine takmışlar onu. Ki böyle takanlar da var tabii. Onu şaşırmasın, yanlışlık yapmasınlar bunlar. Kitaptaki şekle uymaz diye söylüyorum bunu. Şu ikisinde si takmışlar, şu fa diyez kalmış. En üstteki tek tel. Ama telleri ben taktığımsa doğru. İyi arkadaşlar. Akop dersi başlasın, çalışacağız. Bir şey ama ilk tel eşlemeyi zaman zaman siz de deneyin. La'yı kırmadan ama. Plastiklerle deneyin bakın, eşler. Müzik kulağınız da gelişir. Eşlersiniz.
bitiriyoruz. Az son cümlelerimi şurada izah et. Efendim elektrik herkesin bir şeyler. Öyle mi? Sen hazırlan. Sen hazırlan. Basit bir şey. 2-3 cümle hemen. Akon aletlerimizi aldığımızda da göreceğiz arkadaşlar. Batı müziğinde ki o akord aletleri biliyorsunuz bizim imalatımız değil. Çin'den geliyor, şeyden geliyor. Bunlar çoğu. Böyle yapılıyor. Elektronik. Üstelik bizim Türkiye imalatı değil. Türkiye imalatı da Türk müziğine göre akord alet daha yapılmadı. Batı şeyler onlar. Sesleri, bu akord aletlerinin göstergeleri. Batı Türk müziği arasında biliyorsunuz 4 ses fark vardı, hatırladınız mı? Batı ile Türk müziği arasında hani piyanonun tuşuyla bizim re tuşu tutmuyordu birbirini. O anlamda ne yapmışlar? Batı'da bizim re şöyle şuraya ut yazayım. Şurada batı yazayım. A harfine bizdeki re'yi sembollemişler. Yani bu re sesi demişler. Bizdeki re sesi demek ki A'dan çıkıyor. Re teli. Alttan ikinci çaldığımız tel. Neva re teli. A harfinde çıkıyor gibi semboller koymuşlar. Onlar da o gördüğünüz 24. sayfada ya da bir gün 24. Batı karşılığı 24. sayfada şuradaki akord aletlerinin anlamı o. İşte bakın ne demiş? İşte bizim tellerde örneğin si hani kaba buselik. Onun karşısında ne demiş? Kaba buselik demiş. Yani Türkçe adını söylemiş. Önünde de batı karşılığı yani piyanoda ya da akord alinde ekranda F diyez. Şunu göreceksiniz. Düdük sesini size vermesi için. O zaman si akordlayabiliriz demek istiyor. İşte ne bileyim E yazmış bak orada E. Bizim hangi telimizi akordlatacakmış o E? La telinizi bak çaldınız. La, mi, la, la. Hı. La telini. La değil mi? Değil mi? E. La teli. La teli. Burada? Hı. Ha, E, la. Mi, be. Batı karşılığı notaları pek onu şaşırmayın. Biz daima nereye bakacağız? Harflere, akord cihazının harflerine bir de en baştaki teller. Ona bakın siz. Karşılıklar o yani, onu demek istiyoruz. Ekranda yani ben düdük sesini açtım. Demek ki ekranda hiçbir diyez işareti görülmeden eğer D görünüyorsa ve düdük çalıyorsa bilin ki bizim şey telini D'ydi değil mi? Sol. Bizim sol en alt sol telinizin sesini veriyor demektir. Öyle düşünün. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şu boş telleri zevkli ve hızlıca güzel bir çalışım gelin. Hocam yazık demiştiniz ya şunu yapıştıracağız.